MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azınlık hükümeti önerisi ve çözümü devam ettirmek mümkün değil sözleriyle Başbakan Davutoğlu'nun MHP ile görüşüyoruz açıklamalarına cevap verdi. Azınlık hükümetini desteklemeyeceklerini, seçim hükümeti içinde de olmayı düşünmediklerini belirten Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın çözüm bitti açıklamasının inandırıcı olmadığını, milleti bir gaflete daha düşürmemek gerektiğini kaydetti. Devlet Bahçeli, Tokat-Sivas-Yozgat gezisinin dönüşünde bazı gazetecilerle özel sohbetinde gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin Cumhurbaşkanı'nın çözüm sürecini sürdürmek mümkün değil açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna Devlet Bahçeli şu cevabı verdi. Cumhurbaşkanının çözüm sürecinin bitti sözünü inandırıcı bulmak çok doğru olmaz. Eğer bu bir süreçse bir cümleyle bitecek hali yoktur. Ayrıca Beşir Atalay'ın bu konudaki açıklamaları Cumhurbaşkanıyla çelişir haldedir. Bazı kavramlar birbiriyle terstir. Birkaç cümleyle çözüm bitti demek yeni bir gaflete milleti düşürmektir. Buna düşmemek lazım. MHP Genel Başkanı AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-25 Aralık'la ilgili korkularının da bulunduğunu belirtti. 7 Haziran'da ne olduysa birden bazı olaylar hızlı bir gelişme içine girdi. Oysa çözüm sürecinde samimi ve ilkeli durmuş olsalardı, seçim sürecinde yüksek destek bulmuş olan HDP ve AKP rahatlıkla kimsenin özellikle çözümden yana olanların itiraz etmeyeceği bir koalisyon oluşturabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Eğer bazı uygulamalar devam ederse 17-25 olaylarının gözden geçirilmesi ve hesaplaşma sürecine gireceği korkusu var. Hal böyle olunca ya arzuladığı şekilde kendisini güvence altına alabilecek bir koalisyon hükümeti aramakta veya seçime gitmek suretiyle değişik yöntemler uygulamak kaydıyla tek başına iktidar olabilecek bir AKP ortaya koymaya çalışmaktadır. Yoksa başka türlü izahı yok. Devlet Bahçeli, AKP'nin HDP ve terör konusundaki son tavrıyla milliyetçi oyları almayı arzuladığı yorumlarına net sorusunu da şöyle cevapladı. Erdoğan'ın gerçek niyetini kamufle eden cümleler bunlar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin hangi eylemlerle oylarının bütününü alabilecek veya bir kısmını alabilecek, bununla kimi tehdit ediyor? Veya birkaç cümleyle milliyetçi ifadeler ortaya koyarsa MHP işi gücü bırakıp Erdoğan'ın arkasına mı takılıp gidecek? Bunu Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerekçeleri kamufle etmek için MHP'ye giden oyları tekrar alma niyeti taşıyor şeklinde izahla kabullenmek çok zor. MHP'nin oyunu çok küçümsüyorlar. MHP'yi parçalamak için tuzaklarla karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. AKP ile koalisyon düşünmüyoruz. MHP böyle bir koalisyonu düşünmemektedir. Toplumsal yarılmayı önlemek için en doğru koalisyon AKP ve CHP'dir. MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP ile MHP'nin yakınlaşmasının söz konusu olmadığını da söyledi. Genel Başkan Devlet Bahçeli şu açıklamaları yaptı. Güneydoğu Anadolu'da bağımsız dörtlü bir Kürdistan'ın Kuzey Sac Ayağı'nı oluşturan bölgede uzun süreden beri alan hakimiyeti çalışması var. Ondan çok yararlandılar. Böyle bir durum karşısında 2011 yılında bu alan hakimiyeti için oluşturdukları ve gelecekte Kuzey Kürdistan olarak isimlendirecekleri yerdeki toplam milletvekili sayısıyla 2015 yılındaki milletvekili sayısı arasındaki fark Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemini engelleyen farktır. Kızgınlığı da buradadır. Rakamsal değerleri var, anlatabiliriz. AKP-CHP müzakereleriyle MHP'nin milletvekillerinin zaman zaman birileriyle karşılaşarak yaptıkları ayaküstü sohbetlerle eşdeğer tutmamak lazım. MHP çok zayıf karakterli bir parti değil. Siz biriyle koalisyon yaparken bize göz kırpılmasına rıza gösteremeyiz. Her görüşme, her şey koalisyon oluşumuna zemin teşkil edecek yakınlaşma olarak algılanmaması lazım. Azınlık hükümetini niye destekleyelim? Seçime giderken ister mevcut hükümet olsun, isterse seçim hükümeti uygulaması olsun. Netice itibariyle seçime gidilecek sandığa varılacak. Bizi ilgilendiren sandığa varılış yoludur. Nasıl olacağı konusu başkalarının sorunudur, bizim değil. Bu kadar ayrıntılı senaryolara gerek yok. Gidilecekse seçime gidilir. HDP'nin içinde bulunduğu bir koalisyon şeklinde olmadığımız gibi. O tür dediğiniz milli koalisyon kavramını getirir. Millilik vasfının olması lazım koalisyon hükümeti olması için. Seçim hükümetinde olmak da mecbur değil. Girmeyebilirsiniz, katılıp katılmama konusunda serbestsiniz.